Ulaşmayı hedeflediğimiz özgürlüklerden asla vazgeçmeyeceğiz. İleri demokrasiden, çoğulculuktan, katılımcılıktan vazgeçmeyeceğiz. Hukuk devletinden vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Bu yola çıkarken demokrasi diyenlerin demokrasiyi kullanıp nasıl aşağı indirdiklerini, hukuk devletinin nasıl ayaklar altına aldıklarını maalesef yüreğimiz kanayarak izledik, izliyoruz. İşte bunun için Deva Partisi'ni kurduk. İşte bunun için yola çıktık. Tam 3 yıl oldu. 3 yıl içerisinde adaletten tutun sağlığa, ekonomiden tutun dış politikaya, güvenliğe kadar her alanda, ama her alanda ev ödevimizi hazırladık. Sayın Erdoğan ne diyor? Artık diyor mülakatı kaldıracağız diyor. Ya bir dakika, mülakatla en büyük haksızlığı yapan siz değil misiniz? Kayırmacılığı yapan siz değil misiniz? Mülakatı işine gelmeyenleri devlete sokmama için çalışan siz değil misiniz? Mülakatı kaldıracağız diyor. Ve bizden tam 2,5 ay sonra açıklıyor bunu. Parti programımızı 3 sene önce açıklamışız. Parti programımızı yazdık 3 sene önce, o daha bugün açıklıyor. Neymiş? Gençlere internetmiş. Ya biz onu 3 yıl önce söyledik. 2,5 ay önce yazdık. Açın bakın, yeni bir şey yok. Sosyal destek sistemi, açıkladıkları sosyal destek sistemi. Bizimkinin birebir kopyası ya. Birebir kopyası. Nerede, nereye? Artık üretemeyen, çözüm üretemeyen, ancak 6 partinin, Millet İttifakı'nın hazırladığı ortak politika metninin bir kopyasını 2,5 ay sonra ortaya koyabilen bir iktidardan bahsediyoruz. Artık vakit doldu arkadaşlar. Artık Türkiye'de iktidarın değişme zamanı geldi. Bunların hepsini başardık. 6 parti olarak, Millet İttifakı olarak hazırız. Her şeyle hazırız. Ve belki de daha önemlisi, seçim güvenliği sistemimizle de hazırız. Tek bir oyun bile zayi olmaması gerekiyor. Tek bir oy. Bütün bunları yaptık. En sonunda da yine 6 parti olarak, Millet İttifakı olarak ortak Cumhurbaşkanı adayımızı belirledik. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 6 partinin ortak adayıdır dedik, ilan ettik. Ve geçiş sürecinin yol haritasıyla beraber, yani ortak yönetim modeliyle de beraber kamuoyuna taahhütlerimizi sunduk. Değerli arkadaşlar bakın, biz tarihimizde görülmemiş bir birliktelik inşa ettik. Bir elin sesi yok dedik. Binlerce eli birleştirdik. Ya hep beraber ya hiçbirimiz dedik. Tüm Türkiye olarak kenetlendik arkadaşlar, tüm Türkiye. Şöyle bir bakın, 6 partiye bakın, bütün Türkiye burada temsil ediliyor. Bütün sosyal kesimler temsil ediliyor. Bütün hayat tarzları temsil ediliyor. 6 partiyi yan yana koyduğunuzda Türkiye'nin tümünü görüyorsunuz. İşte bunun için biz güçlüyüz. Diğerleri ne yapıyor? Ayrıştırıyor. Ötekileştiriyor. Benden misin değil misin diyor. Beriki misin öteki misin diyor. Bizse tam da dediğiniz gibi birleşe birleşe büyüyoruz. Çünkü arkadaşlar önümüzde çok kritik bir soru var. Çok kritik. Türkiye mi yoksa tek tek partilerimiz mi? Partilerimiz mi yoksa 86 milyon mu? İşte biz şu son süreçte 6 parti olarak Türkiye'yi önceledik. Bir araya geleceğiz dedik. Evet, fedakarlık istiyor. Evet, kolay değil. Bir araya gelip uzlaşmak için herkes kendi bulunduğu pozisyondan bir miktar geri adım atıyor. Uzlaşmanın tabiatı da bu var. Bir ödünleşme süreci de var. Ama bunu niye yaptık? Ülkemiz için yaptık. Bunu niye yaptık? Ortak politikaların ve ortaklaşılan paydanın ülkemizi çok daha güçlü yarınlara götüreceğine inandığımız için yaptık. Biz ne olacak olursa olsun kazanan Türkiye olsun dedik. Bu seçim ülkemizdeki tüm demokratlara, tüm özgürlük aşıklarına, tüm ülke sevdalarına söz verdik. Ne olursa olsun birleşe birleşe kazanacağız dedik. Ve değerli arkadaşlar, biliyorsunuz geçtiğimiz haftada çok ama çok zor bir karar verdik. Deva Partisi 87 seçim bölgesinde 600 adayıyla seçime girmeye hazırlandı. Listeleri tamamladık, görüşmeleri bitirdik ve partimizin kurulundan bu yana en büyük kampanya programını da başlattık. Fakat listelerin teslimine 2 gün kala önemli bir karar verdik. Dedik ki birleşe birleşe güçleneceğiz ya, tek bir listeden seçime girildiğinde toplam milletvekili sayısının oldukça fazla olacağıyla ilgili kanaatimizi perçinledik. Ve bununla beraber 5 parti, hatta 6. partiyi de sayarsak bölgeler bazında 6 parti listelere çok geniş bir işbirliği içerisine girmiş oldu. Tek bir listeyle seçime giriyoruz ki tek bir oy dahi zayi olmasın. Bu iş hesap işi, hesap kitap işi, matematik işi. Ama aynı zamanda siyasetin matematiği her zaman 2 kere 2 4 gibi işlemiyor. Bunun da farkındayız. Onun için her zamankinden çok çalışmak zorundayız. Onun için adaylarımızın her ilde herkesten çok çalışması lazım. Şu anda burada İstanbul'da bizim 5 tane adayımız var. Hepsi de şu anda bu önümüzdeki masada oturuyorlar. Her bir adayımız bütün adaylar içerisinde en çalışkan olmak zorunda. Herkes 16 saat çalışıyorsa bizim adaylarımız günde 20 saat çalışmak zorunda. Şunu ortaya koymalıyız. Deva çalışkandır. Deva çalışan Türkiye'nin sesidir dedirtmek zorundayız.
İstanbul'da da bütün alemde. Demokrasi atılım 14 Mayıs akşamı inşallah geliyor Türkiye'ye, geliyor. Evet, bizim arkadaşlar İstanbul'da 5 adayımız var ama 39 ilçede de sapasağlam teşkilatımız var. Ve ben bu 39 ilçe teşkilatımızda da, il teşkilatımızda da gurur duyuyorum. Tüm Türkiye'ye örnek. Bu 39 teşkilatımız sadece 5 adayımızın değil, ortak listedeki bütün adayların arkasında olacak. 39 ilçe teşkilatımız, il teşkilatımız ortak listedeki her bir adayımızın yanında, sağında, solunda, arkasında olacağız. Niye? Çünkü birlikte kazanacağız. Beraber kazanacağız. Ondan birlik içinde beraberlik içerisinde olacağız. Değerli arkadaşlar, 14 Mayıs'ta öyle bir seçim yapacağız ki Türkiye kazanacak. Sağcı solcu demeden, muhafazakar seküler demeden, Türk, Kürt, Arap, Laz, Çerkes demeden, Sünni, Alevi demeden hep beraber daha fazla demokrasi diyeceğiz ve ortak Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ülkemizin 13. Cumhurbaşkanı yapacağız. Birlikte kazanacağız ama ondan sonra da birlikte yöneteceğiz. İstişareyle, ortak akılla yönetilecek ülke. Tek bir kişinin küçücük dağarcığına sığmaz bu Türkiye ya. Olmaz. Birlikte, istişareyle, uzlaşıyla yöneteceğiz bu ülkeyi. Ve yine hep beraber Millet İttifakı olarak meclise çoğunluğu sağlayacağız. Hep beraber sağlayacağız. Söz mü arkadaşlar? Arka taraflar duyuyor mu? Millet İttifakı olarak meclise çoğunluğu sağlayacağız. Söz mü? İstanbul'a bu yakışır işte. İstanbul'a bu yakışır. Hem Cumhurbaşkanlığını kazanacağız, hem de meclis kazanacağız. İki sandığında zaferi bizim olacak. Söz mü? İşte İstanbul bu. Bu seçim. CHP'li, MHP'li fark etmez. AK Partili, HDP'li fark etmez. İYİ Partili, Gelecek Partili, Demokrat Partili, Saadet Partili hiç fark etmez. Deva Partili dostlarım, bu seçim 7'den 70'e, kuzeyden güneye, doğudan batıya tüm Türkiye kazanacak. Tüm Türkiye. Hep beraber birleşe birleşe kazanacağız. Bir olacağız. Güçlü olacağız ve kazanan tüm Türkiye olacak. Tekrar soruyorum. Söz mü? Değerli arkadaşlar, 29 gün kaldı. Bu 29 günde çok daha sık bir araya geleceğiz. Hep beraber İstanbul'u sokak sokak adımlayacağız. Girilmedik mahalle, girilmedik insan bırakmayacağız. Her insanı dinleyeceğiz, dinlemedik insan bırakmayacağız. Endişeye mahal yok. Buradayız ve ülkemizi içinde bulunduğumuz bu derin krizden hep beraber çıkaracağız. 85 milyonu tüm milletimizi davet ediyorum. 6 partinin genel başkanlığı olarak ve çok kıymetli belediye başkanlarımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve Sayın Mansur Yavaş'la beraber hep beraber çalışacağız. Çok çalışacağız. Ben şuna inanıyorum. Allah doğrunun yardımcısıdır. Allah çalışanın yardımcısıdır. Biz buna inanıyoruz. Bu inançla çalışacağız. Ve herkese 14 Mayıs'ta yazmaya başlayacağımız ve tüm dünyaya örnek olacak demokrasi hikayemize davet ediyorum. Tekrar bu iftar programını düzenleyen değerli il başkanımız Erhan Erol başta olmak üzere tüm il teşkilatımıza emekleri için teşekkür ediyorum. Ve yine İstanbul Büyükşehir Belediye'mize değerli başkanımızın şahsında bu mekanı, ki İstanbul'da her mekanı bize vermiyorlar biliyorsunuz. Bazı mekanlar kapalı Deva Partisi'ne. Bu mekanı bizim için, bu akşam için rezerve ettikleri için de tekrar teşekkür ediyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Şimdiden çifte bayramınızı kutluyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum.